PRP tedavisini kaskele sistemi ağrıları ve spor sakatlanmalarında, kaskele sistemi yapılarında ortaya çıkmış hasarın onarılmasına destek olmak amacıyla kullanıyoruz. Bu hasar yaşlı hastalarımızda eklem kireçlenmesi olabilir. Genç hastalarda spor yapan, profesyonel olmadan spor yapan kişilerde golfçü dirseği, tenisçi dirseği gibi tendon problemi, uzun zamandan beri devam eden tendon problemleri olabilir. Veya sporcularda kısmi bağ yırtılmaları, kısmi tendon yırtılmaları, kas yırtılmaları olabilir. PRP yönteminde hastanın kanı özel bir tüpte santrifüj edilerek pıhtılaşmadan sorumlu trombosit hücreleri yoğunlaştırılıyor. Aşağı yukarı 1 milyon trombosit hücresini hasarlı bölgeye enjeksiyon yoluyla iğne yaparak verdiğinizde trombositlerin içindeki büyüme faktörleri, onarıcı faktörler, onarılmasını istediğiniz bölgenin hücre yapısını, doku yapısını arttırıyor. Daha fazla damar yapımına destek oluyor. Son yıllarda diğer biyolojik tedaviler, kök hücre gibi tedavilerle birlikte sık kullanılmaya başlayan birçok branşta, özellikle estetikte de sık kullanılan, bizim kaskele sistemi hastalıklarında onarımı desteklemek amacıyla kullandığımız biyolojik bir tedavi yöntemi. Genellikle birkaç kez, 2 ila 4 kez arası uyguluyoruz. Her zaman doğru hasta seçip hastanın bir egzersiz ve rehabilitasyon programı içine eklenmesi gerekir PRP'nin daha etkili olması için.